Evet efendim, merhabalar, hoş geldiniz. Sitokinlerin dördüncüsünde bir aradayız. Şimdi sitokinlerle ilgili geri kalanları teker teker gözden geçireceğiz. İlk önce bir damar olduğunu varsayalım buranın. Ve sonuçta buradan gelmiş olan bir tane ne var? Nötrofilimiz var. Bir tane de makrofajımız var. Ve bu makrofajımızın içerisinde bir bakterimiz var. Şimdi buradan ilerleyelim. Şimdi efendim buraya bendeniz iki tane antijen koyacağım. A1 ve A2. Bu A1 mesela Staphylococcus aureus, bu da Mycobacterium tuberculosis olsun. Ve bir taraftan humoral response, bir taraftan da selüler response, yani hücresel response olacak. Ve bu arkadaşlara da ben Major Histocompatibility Complex Class 2 bağlayayım. Şimdi diyeceksiniz bu nedir? Bununla ilgili acayip dehşet bir ders var. Onu size takdim edeceğim yakında. Gözüm kesmeye çalışıyor şu anda. Gözüm kesti de aslında bir yerden başlayıp devam etmemiz lazım. Major Histocompatibility Complex için biz ayrı bir ders organize edeceğiz. Endişeye kapılmayınız efendim. Şimdi söylediğimiz üzere buraya bir tane T helper cell koyalım ve bu T helper cell bu hem Staphylococcus aureus hem de aynı zamanda bu class 2'nin antijenlerine bağlansın reseptörleriyle beraber. T helper cell. Ve tabii ki major histocompatibility complex'e kadar organizasyonu tamamlamamız lazım. Bu CD4 molekülü, yani class 2'ye bağlanan reseptör CD4 molekülü. Tabii bu normalde bu class 2 ve 1 numaralı A1 antijenine bağlanan bu arkadaşlar tabii ki bizim nükleosumuza bir takım uyarılar gönderecekler. Ve bu gönderilen der içerisinde sorumlu olan arkadaş da CD3. CD3 ve CD4'ün böyle bir fonksiyonu var. Efendim, fakat bu olurken aynı zamanda makrofajlardan da aynı anda bir uyarı gelecek. Ve bu gelen uyarı interleukin 1. Ve interleukin buradaki reseptörüne bağlandıktan sonra bu arkadaş da hücreyi uyaracak. Ve hücreyi uyardıktan sonra bazı maddeler sentezlenecek. Bu sentezlenen madde de interleukin 2. Ve arkadaş, interleukin 2'yi sentezledikten sonra aynı zamanda burada ona uygun bir reseptör de ekspresyonunu sağlayacak ve bu gelecek arkadaş da buna yapışacak. Bu otokrin, yani ürettiği madde ile kendisini uyarma durumu otokrin olarak, zaten sitokinlerde daha önce bahsetmiştik. Dediğim gibi sonuçta reseptörümüz var, reseptörümüze antijenimiz var. A1 antijeni Staphylococcus aureus, Major Histocompatibility Complex Class 2 antijeni bu. Ona bağlanıyor. Ve aynı zamanda bu T helper cell'de ikisi birden bu antijen ve class 2 molekülü, ki bu CD4, ona bağlanıyor. Ve C3 aralayıcılığı da nükleosu uyarıyor. Aynı anda eş zamanlı olarak interleukin 1 sentezleniyor. O hücrenin nükleosu üzerinden interleukin 2 sentezleniyor. Bu da otokrin dönüp dolaşıp gene T helper hücresini ne yapacak? Aktive edecek. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar tantanayı nasıl anlattık? Bu kadar tantanayı anlatmamızın asıl sebebi bu arkadaşlar. İnterleukin 2. Niye interleukin 2? Çünkü şöyle bir özelliği var. İnterleukin 2 kendisi aynı zamanda T-cell growth faktörü olarak çalışıyor. Bakın, işin en kritik noktalarından bir tanesi. T-cell growth faktörü olarak çalıştığı zaman bu arkadaş ne yapıyor? Bu T hücresinin proliferi olmasını sağlıyor. Kendi kendini gaza getirme hadisesi. Sadece bununla mı kalacak? Hayır, bununla kalmayacak. Çünkü biraz evvel bahsettik. Yani humoral response'ı gidecektik. Humoral response'ı gidebilmemiz için ne yapmamız lazım? Bizim bir tane B hücresine ihtiyacımız var. Ve bu B hücresi ne olacak? Plazma hücresine dönüşecek. Ve oradan antikor sentezleteceğiz. Şimdi B hücresinin plazma hücresine dönüşümü aslında antijen spesifitesine bağlı. Yani belli bir antijene karşı antikor üreteceğiz, biliyorsunuz. Dolayısıyla benim buradaki A1 antijenim, bunun üzerinde bulunan B-cell reseptör var. B-cell reseptör var. B-cell reseptör. İşte
A1 antijeni de bunun üzerine yapışacak. Bunun üzerine yapıştığı andan itibaren bu arkadaşın üzerinde yeni bir takım reseptörler ortaya çıkacaklar. Bu reseptörler işimizde iki taraftan yapacak. B hücresi hem aynı antijenin bağlandığı bir sel reseptörle B plazmasında çekirdekte bir takım değişiklikler olacak ve bunun sonucunda plazma hücresine dönüşecek. Fakat aynı zamanda bu T helper hücresi, yani interleukin T cell growth faktörle prolifer olup devam eden arkadaşlar aynı zamanda başka bir madde salınımıyla beraber B hücresinin plazma hücresinin dönüşümüne yardım edecek. O da nereden gelecek? Gene bu T helper hücreden gelecek. Ve T helper hücrenin salgıladığı interleukin 4 gidecek. İşte bu antijenin bağlanarak B sel reseptörüne bağlanarak B selinin üzerindeki B hücresinin üzerinde ekspres olmuş yeni reseptörlere yapışacak. Bakın ne oldu? Bir interleukin 2'yi gördük, bir de interleukin 4'ü gördük. Ve interleukin 4 B hücresinin üzerinde etkili andan itibaren bol miktarda plazma hücresi üretmeye başlayacak. Dolayısıyla interleukinin başka bir ismi ise B cell growth faktör. Demek ki interleukin B cell growth faktörü olarak çalışıyormuş. Interleukin ismi ise T cell growth faktörü olarak çalışıyor. Fakat interleukin 4 öyle ilginç bir madde ki bu interleukin 4 aynı zamanda antikor switch yapıyor. Antikor switch ne demek? Örneğin immünoglobulin M üreten bir plazma hücresini immünoglobulin E'ye çevirme imkanı var. Çünkü B hücresi normalde plazma hücresine dönüştüğü zaman doğal olarak immünoglobulin M üretme kapasitesi var. Fakat bu B cell growth faktör, interleukin 4 bu immünoglobulin M üreten arkadaşları immünoglobulin E üretmek üzere çeviriyor. IgM'den IgE'ye çeviriyor. Yani sonuç olarak interleukin 4 B cell growth faktör aslında immünoglobulin E üretimini arttırıyor. Bakın interleukin 4'ten nerelere kadar geldik. Peki interleukin 4'ü bu kenara koyduk. Fakat şuradaki interleukin 2'ye isterseniz geri dönelim. Niye interleukin 2'ye geri döneceğiz? Çünkü interleukin 2 aynı zamanda yüksek düzeylerde, yani normal konsantrasyonu yüksek olduğu zaman B cell growth faktörü olarak da çalışıyor. Aslında orijinalde neydi bu arkadaş? T cell growth faktörü. Fakat konsantrasyonun çok yüksek olduğu andan itibaren B hücrelerinde proliferasyon neden oluyor. Bitti mi? Interleukin 2 aynı zamanda sitotoksik T hücrelerinde proliferasyonunu sağlıyor. Yani neymiş? Interleukin 2'nin çok fazla görevi var. Interleukin 2 normalde kendisi sentezlendiği zaman otokrin olarak T helper hücresini de uyarıyor. Bunun yanında aynı zamanda T selin de prolifer olmasını sağlıyor. T sel prolifer oluyordu. Fakat aynı zamanda çok yüksek oranlarda sentezlendiği anda itibaren bu T cell growth faktörü ne yapıyor? Bu arkadaş B cell growth faktör, aynı zamanda sitotoksik T hücresi growth faktörü gibi, yani sitotoksik T hücresi proliferasyonunu da sağlıyor. Yani gördüğünüz üzere interleukin ve interleukin 4'ün birbirlerinden ayrılan pozisyonları var. Tekrar hatırlatıyorum. Interleukin 4 aynı zamanda özellikle hem B cell growth faktörü olarak çalışıyor hem de immünoglobulin M'den immünoglobulin E'ye antikor üretimini switch yapıyor, değiştiriyor yani. Şimdi karşımıza başka bir interleukin çıkacak. Hatırlıyorsunuz şu bölgede T hücrelerinin, T sellerin prolifer olduğunu söylemiştik. İşte bu prolifer olan T hücreleri aynı zamanda başka bir interleukin salgılıyorlar. Prolifer olduktan sonra. İşte buna da interleukin 5 adını veriyorlar. Fakat emme ve lakin bu interleukin 5 de biraz evvel B sellerin proliferi olduğunu söylemiştik. B sellerin proliferi olduğunu söylemiştik. İşte bu interleukin 5 de gidip burada B selinin üzerindeki kendi reseptörüne yapışıyor. Yani bu B hücresini de uyarıyor. Bakın aralarında nasıl bir bağlantı. Interleukin 2 ile başladık.
Interleukin 5 ayrıyeten hep bu B-T arasında bir iletişimle konuşmalar. Yani yerimiz olmadığı için burayı yiyoruz. B-sel proliferasyonu sağlıyordu. Çok kötü oldu. B-selleri prolifere ediyordu. Ve ayrıyeten bunların plazma hücrelerine de dönüşmesini sağlıyor. Ve ondan dolayı interleukin 5'e bu fonksiyonundan dolayı B-sel differentiation faktör adı da veriliyor. Demek ki özelliği neymiş interleukin 5? Hem B sellerini prolifer ediyor hem de B sellerin plazma hücrelerini diferansiye olmasını sağlıyor. B sel proliferasyonunu söyledik. Plazma hücreleri diferansiyasyonunu söyledik. Bir başka özelliği daha var. O da immünoglobulin A sentezine değiştiriyor plazma hücrelerini. Yani interleukin 5 immünoglobulin A'yı sağlıyor. Buna karşın bizim interleukinlerimizin diğerine baktığınız zaman neydi o? Aynı zamanda interleukin 1, arkasından interleukin 2 ve interleukin 2 aracılığıyla da immünoglobulin M'in immünoglobuline antikor switch hadisesinin olduğunu söylemiştik. O interleukin 4'ler aracılığı oluyordu. Pardon, interleukin 1 demiştim. 2 demiştim, o değil. Interleukin 4'ler aracılığı oluyor. Belki de en önemli olaylarından bir tanesi interleukin 5'in. Bunu orada söylememiz lazım. Eozinofil proliferasyonunu sağlıyor. Çok ilginç değil mi? İnterleukin 5'in böyle bir özelliği var. Dolayısıyla eozinofil ile ilgili olan sorunlarda interleukin 5'in yükselmesini bekleyebiliriz. Şimdi ne yaptık? İnterleukin 2'imiz vardı. İnterleukin 1 TNF ile interleukini görmüştük. İnterleukin 1, interleukin 4, interleukin 2 ve interleukin 5. 3'ü atladık. Şimdi geldik interleukin 6'ya. Efendim interleukin 6 kendisi hem makrofajlar tarafından sentezlenir hem de T helper hücreleri tarafından sentezlenir. Ve interleukinin sentezlenmesinde iki olay var. Bunlardan bir tanesi basit inflamasyon. İkincisi de immün yanıt sırasında. Şimdi efendim burada söz konusu olan hadise şu. Herhangi bir şekilde siz interleukin 6'nın basit inflamasyonda özellikle karaciğerden CRP salınımını yaptığını söylememiz gerekiyor. Ayrıca interleukin 6 B hücrelerinin plazma hücrelerine dönüşümünü de sağlar. Böylelikle interleukin 6'yı da görmüş olduk. Hatırlıyorsunuz A1 antijenimiz vardı. Bir de A2 antijenimiz vardı. Tüberküloz, mikobakterium tüberküloz adını vermiştik. Ve bunda da gene aynı şekilde klasik major histocompatibility kompleks bağlantısı vardı. Ve hatırlıyorsunuz ve bunun sonucunda buna da bir T helper cell bağlanacak. Bu T helper cell de hem burası için bağlanacak hem bu bölge için bağlanacak. Bu T helper 1. Ve biz şimdi burada selüler immüniteyi düşünüyoruz. Öbür tarafta daha önce hümoral immüniteden bahsetmiştik. Ve tabii ki aynen öbüründe olduğu üzere interleukin 1 tarafından bu da aktive edilecek. Fakat hatırlıyorsunuz öbür tarafta bir T helper 1 daha vardı. T helper 2 vardı daha doğrusu. T helper 1 ile T helper 2 arasında ne fark var? Birisi selüler, birisi hümeral. Evet, başka. Bir de ayrıca şimdi karşımıza başka bir interleukin daha çıkacak. Bu da interleukin 12. Şimdi efendim interleukin 12 aslında normalde T helper'ı T helper 1'e diferansiye olmasını sağlıyor. Yani asıl T helper 1'i ortaya çıkan interleukin 12. T helper'ı T helper 1'e dönüştürüyor. Tabii ki benzer bir şekilde şöyle bir olay daha olacak. Biliyorsunuz burada interleukin 1 sentezleniyordu.
interleukin 1 ve interleukin kendisini otokrin olarak prolife ediyordu ve bunu daha doğrusu aktive ediyordu. Otokrin fonksiyondu bu ve bunun sonucunda da T helper 1'ler prolife oluyorlar. Bir sürü T helper 1'imiz oluyor. Tabii bunu şunu unutmamak lazım. Her zaman için bunun selüler bir organizasyon olduğunu unutmamamız lazım. Sonuçta ne yaptık? İnterleukin 12 ile bir proliferasyon olmuş. Bak bunu hiç söylemiyorsunuz yani. Şu 12'yi yazmamışsın. İnterleukin 12 T helper'ı 1'e dönüştürüyor. Tamam, okey, anlaştık. İnterleukin 1. Ha, interleukin 1 de değil. İnterleukin 2 olacak bu. Evet. Sonuçta interleukin 12 ile beraber T-helper'lar T-helper 1'e dönüşüyor. İnterleukin 2 kendisine uyarıyor T-helper 1'i. T-helper proliferasyon oluyor ve söylediğimiz gibi bu tamamıyla selüler organizasyon için geçerli. Ve bu prolifer olan T-helper 1 hücrelere çok ciddi bir arkadaşı sentezleyecekler. Gama interferon. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Ve bu gama interferon ne yapacak biliyor musunuz? Bütün makrofajları süper makrofaj haline gelecek, getirecek. Bunu ben uydurdum, süper makrofaj. Yani bütün aktivitelerini, fagositoz vesaire her şey dahil olmak üzere arttıracak. Daha aktif hale gelecek arkadaşlar. Bu makrofajlar süper hale geldikten sonra, aktif hale geldikten sonra epiteloid hücrelere dönüşecekler. Epiteloid hücreler giant hücrelere dönüşecek, dev hücrelere ve sonuçta granülom formasyonu oluşacak. Demek ki granülom formasyonunda makrofajların diferansiyasyonunun büyük bir önemi var ve aynı zamanda bu gamma interferonun çok ciddi bir şekilde rol ayladığı bir proses. Demek ki bakın, gamma interferondan makrofaj, oradan epiteloid, oradan giant hücreler, oradan granülom ve granülomatöz enfeksiyonlar oluşuyor. Bir de interleukin 3'ten kısaca bahsedelim. Interleukin 3 kaynağı 2 tane. Bir tanesi makrofajlar. İkincisi de T helper 2 hücreleri. Ve ne yapıyor interleukin 3? Interleukin 3'ün kendisi kemik iliğine gidiyor. Ve granülopoiesi arttırıyor. Peki interleukin 7 nereden geliyor? Interleukin 7. Interleukin 7 şuradan geliyor. Bir kere biliyorsunuz kemik iliğinden B hücreleri geliyor. Prematür B hücreleri. Timus'tan T hücreleri geliyor. Ve işte interleukin 7 kemik iliği ve timus'taki stromal hücrelerden sentezleniyor ve salınıyor. Yani kemik iliği ve timusu interleukin 7 uyarıyor ve onun sonucunda B ve T hücrelerinin üretimini sağlıyor. İşin özeti bu. Interleukin 7 deyince kemik iliği, timus, oradan B ve T lenfositlerin çıkışını hızlandırıyor. Interleukin 8, yani interleukin 8 endotelden geliyor. Peki endotelden salınca ne oluyor interleukin 8'de? Interleukin 8 nötrofilleri uyarıyor ve nötrofillerde integrin ekspresyonunu sağlıyor. Artı aynı zamanda adezyon moleküllerinin sentezini sağlıyor. Integrin ve adezyon molekülleri. Kim yapıyor interleukin 8? Nereden? Endotelden. Şimdi biraz evvelki karışık hadisede söylemiştik. Bir hümoral respons vardı, hümoral, bir de selüler. Ve biliyorsunuz ne yapıyordu bu? Th2 üzerinden, bu Th1 üzerinden gidiyordu. Ve sonuçta Th2 kendisi hümoral, yani B hücresi arkasından antikor
sentezlenmesi hikayesini yaparken. Fakat bu arkadaş aynı zamanda ben hümoral olarak işi üstlendim. Selüler taraf karışmasın diye bu taraftaki T helper hücresine fason bir arkadaş gönderiyor. İşte bu fason arkadaş interleukin 10. Tabii bu T helper 2 ve T helper 1'ler aslında normalde başka ana bir T helper hücresinden diferansiye oluyorlar. Onu hep en başta söylememiz lazım. Şimdi sona kaldı, kusura bakmayın. Ve aynı zamanda şimdi şöyle bir bakalım, acaba kim kim ne salgılıyor. Şimdi bir kere her şeyden evvel ikisi de interleukin 2 sentezliyorlar. TLP2 aynı zamanda interleukin 4, başka interleukin 5. Bunları sentezliyor. TLP1 ise biliyorsunuz gamma interferon sentezliyordu. Süper makrofaj, arkasından epiteloid, giant hücreler ve granülom. Ve tabii ki bu taraf humoral, bu taraf selüler. Ve işte bu interleukin 10 denilen arkadaş bu T helper hücresinin T helper 1'e dönüşümünü engelliyor. Ve dolayısıyla interleukin aslında kendisi ne? Down regulator. Yani daha doğrusu bu selüler response'ı kontrol eden ve düşüren, hücresel yanıtı azaltan bir arkadaş. Tabii genel olarak baktığımız zaman down regulator, yani bu işi yavaşlatan arkadaş interleukin 10 görmesine karşın, biliyorsunuz daha önceden söylediğimiz bir şey vardı. Transformation growth factor beta diye bir arkadaş vardı. Yani diyordu ki bu arkadaş, inflamasyon yeter. Tamam, işleri hallettik. Artık tamir zamanı diyordu. Biliyorsunuz onlar da ne yapıyordu? Fibroblastları getiriyordu ve tamir işlemi görüyordu. Burada transforming growth factor beta'yı da hatırlamak lazım. Yani interleukinle beraber ikisi hem transforming growth factor hem seller yanıtı düşürüyor. Aynı zamanda inflamatuar yanışını düşürüyor. Söylemiştik onu zaten. Burayı bir daha yazdık. Dolayısıyla iki tane down regulator var. Bir interleukin 10, öbürü de transformation growth factor beta. Transformation growth factor beta çok daha fazla bir etkisi var. Hem inflamatuar yanıtı durduruyor, hem immün yanıtı durduruyor. Ve diyor ki tamir zamanı. Interleukin 10 ise sadece seliler kısmında bir durdurma harekatı yapıyor. T helper 1'e dönüşümü engelliyor. Ve evet efendim, yani biraz karışık olmuş olabilir ama sizden özür diliyorum. Ancak bu şekilde sizlere takdim edebildim efendim. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ediyorum. Başarılar. Hoşçakalınız.